Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Hepinize sevgi, muhabbet, sevgiyle selamlıyoruz. Evet, geçen haftanın devamı olarak bu haftada Kâhtayı, Kâhta siyasetini ve Kâhta Belediyesi'nin hizmetlerini konuşacaktık. Ama yayına girmeden evvel, tabii başta şunu tanıtayım. Konuklarımız, eski konuklarımız, yani geçen haftaki konuklarımız, aktivist Sayın Mehmet Güzel, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Sırrı Üstürk. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tekrar hoş bulduk. Efendim, yayınımıza başlamadan evvel şunu belirteyim. Geçen programda elimden olmadan aşırı bir heyecandan dolayı, yani şunu belirteyim. Siyaseti çok sevdiğimden dolayı dayanamayıp bir konuyu şahsi hale getirdiğim için bir özür hakkım var. Bu özrü seyircilerimize istiyorum ve diliyorum kendilerinden. Efendim, belki de bugün veya bu akşam belediye başkanımız Sayın İbrahim Yusuf Turan'la aramızda olacaklardı. Ama bir taziyeleri varmış. Halasının kızı vefat etmişti. Efendim, kendilerine başsağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Umarım yakın zamanda yine gelir, programımıza alırız. Burada muhabbetimize, kendisiyle muhabbet ederiz. Biz de başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin inşallah. Aynı şekilde kendisine vefat edene Allah rahmet, geride kalanlara sabr-ı cemil Allah nasip etsin. Başsağlığı diliyoruz kendisine. Eyvallah. Efendim, nerede kalmıştık? Pardon, Mehmet Güzel bir şey dedi. Dedi ki yayına başlamadan evvel 3 dakika gecikme oldu. Evet. Onu da belirteyim. Aynen. Kimsenin aklına sakın bir şey gelmesin. Efendim, değerli televizyonumuzun sahibi Sayın İbrahim Aslan'ın babaları rahatsız olduğundan dolayı rejideki arkadaş da oradan buraya gelmesi gerektiği için takriben bir 3 dakika gecikme oldu. Bu gecikmeden dolayı sizden özür diliyoruz. Ayrıca kendilerine sağlık, sıhhat diliyoruz. Umarım tez zamanda iyileşir, aramızda olur kendilerine. Burada selamlar ve sevgiler efendim. Sayın Başkanım, şöyle başlayalım. Geçen programda işlemediğimiz birkaç konu var. Bir tanesi şuydu. Aşırı gelen mesajlar var. Belediyedeki işçi sorunu. Gelen sorular şu. Belediye kurumsallaşmadığı için her gelen belediye başkanı bir önceki belediye başkanının aldığı işçileri işten çıkarıyor ve yeni işçiler alıyor. Tabii bu da Kâhta siyasetini köhnemiş sebeplerinden bir tanesi. Çünkü başa gelmek için vaatte bulunmak lazım. İşçi alımı için söz vermek lazım. Söz verdiği zaman da almak lazım. İşçi alman için ne yapman lazım? İşçiler çıkarman lazım. Evet. Bunu bizim bir an evvel geride bırakmamız lazım. Şu soru şu şekilde. Diyorlar ki 60'a yakın biz işçi seçimden belli bir süre sonra işsiz kaldık. Tabii bunlar çoğu yargıya taşınmış. Çoğu yargıda, çoğu karar verilmiş, çoğu reddedilmiş. Reddedilen şu şekildeymiş. Aşırı şekilde maaş alanlar, yani 7.000 veya 10.000 bandında maaş alanlar veya işe gitmeyenler, yani bankamatik memurlar dediğimiz, bunlar reddedilmiş. Diğerleri de hakları da iade edilmiş. Şimdi soru şu. Sayın Başkan, belediyemiz siz korunulasın diye hiç çaba sarf ettiniz mi? Evet. Şimdi tekrar bu programda da yine Kâhta ile ilgili, yerelle ilgili bize böyle bir söz hakkı verdiği için kendi adıma ve grubum adına başta sizlere, Mercan TV'ye ve ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi malumunuz ilçemiz köyleriyle beraber 120 bin nüfusu geçen ve Türkiye'de de birçok ilden büyük olan bir ilçeye sahibiz. Haliyle nüfusumuzla orantılı olarak ilçemizde bir işsizlik sorunu var. Belediye de yıllardır belediye bir iş kapısı gibi olarak görülmüş. Aslında belediye bir hizmet kapısıdır. Öyle görmek lazım. İşsizliği önlemenin yolu belediye kapasitesini ne kadar büyütürsen büyüt, belki bunun işsizliğin %1'ini karşılayacak bir yer değildir. Evet. Şimdi böyle olunca insanlarımız çok büyük bir ümitlerle belediye seçim sonuçlarını bekleyerek efendim taraf tutup veyahut da seçim döneminde yine verilen vaatler doğrultusunda
belediyeye girebilmek için bir çaba içerisine evet. girmeye başlıyorlar. Bu doğru mudur, yanlış? Biz yıllardır bununla mücadele etmeye çalıştık. Belediye bir hizmet birimidir. Onu ihtiyacı olduğu kadar insanı alacak, çalıştıracak ama tamamen insanların iş hayaliyle ilgili buraya ümit bağlamayın diye her platformda anlatıyorum. Şimdi belediye işçileri ve çıkarılan işçilere gelince ben her seferinde aynı şeyi tekrar ediyorum. Diyorum ki işçilerle ilgili kararlar siyasi olmamalı. Yani oradaki çalışan insanlar, başkan kim olursa olsun eminim iktidar değiştiği an kendi işlerinden dolayı mevcut başkana itaat etme zorunlulukları var. Sayın Başkan, şunu belirteyim. İtaat etse de etmese de onu çıkarmak zorunda. Çünkü söz verdiği kişiler var. Şimdi şunu sorayım. Şu an belediyemizde 60'a yakın işçi çıkarılmış durumda. Bu bilginiz dahilinde mi? İşte şunu söyleyeceğim. Biz bir iki oturumundan sonra ben mecliste başkana şunu teklif ettim. Dedim ki yaklaşık olarak 160-170 kişi daha önceki dönemde çıkarılmış işçi var. Artı o dönem ben bunu söylemeye başladığım an söylentilerle işçiler çıkarılacak söylentisi başlamıştı. Bir miktar kişi, insan ve işçi diyelim onlar arkadaşlarımızla çıkarılmaya başlanmıştı. Dedim ki arkadaşlar gelin şu işçi sorununu beraber masaya yatıralım. Eskileri de dahil bir komisyon kuralım. AK Parti ve Saadet Partisi ile ortak bir komisyon kuralım. İşçi sorunlarını siyasetin içerisine arıp buraya koyalım. Evet. Ve çözelim. Eskilerin de tazminatları duruyor. Onları evet. da işte ona verelim, buna verelim değil. Sıraya koyalım. Hak edenlerin tazminatlarını da ödeyelim. Evet. Buradaki insanlar da yerlerinde kalsın. İstisnalar halip. Yani bir insan çıkar, ben başkanla çalışmak istemiyorum diye bir disiplinsizlik yapar. İşe gitmez vesaire. Veya işe gelmeyen işçi olur. Aynen. Veya yani yüksek maaş alan işçi olur. Yani 10 bin, 7 bin. İş hukukunun dışına çıkar. Evet. Ondan sonra sen iş hukukuyla ilgili yasayı çalıştırırsın, onu atarsın, çıkarırsın. Ama bu böyle değil. Şu anda 60 küsür kişi evet. işine de gitmiş. Efendim çöpe verildiği zaman çöpü de icra etmiş. Veya yer değişikliği yapıldığı halde yine gitmiş. Buna rağmen yine bu insanlar işten çıkarılmıştır. Şimdi aslında bunun en büyük, ben bir meclis üyesi olarak en büyük sorumluluk şurada. Bu giden insanların hepsi mahkeme kararıyla geri dönecek. Geri döndükten sonra bunlar tazminat alacak. Evet. Çalışmadığı günlerin süresi dahil bunların maaşları ödenecek. Ve ben o gün hesapladığımda bu 50-60 kişinin bize tekrar belediyeye dönüşünün masrafı yaklaşık 500 bin TL. Ve yani, bu belediye bütçesinden çıkacak. Yani çıkarılmasaydılar daha iyi olurdu evet. bu şeyler. Evet. Yani evet. bu baştan sona sorumlu bir olay. Kesinlikle. Yani hangi dönemde kimin tarafında olursa olsun. Bak, evet, evet. Bu işin artık unutulması lazım, aynen. çözülmesi lazım. İşçi iş için alınıyor. İş için geldi, orada kendi ekmeği, kendi ailesinin nafakasını temin etmek için oradadır. Orada, evet. Karar insani olması lazım. İşçiler işe ihtiyaçları var. Onlar üzerinde siyaset yapmamamız lazım. Bir siyasetçi olarak başta kendimi söylüyorum. Yapmamamız lazım. Ve onlar sabah evden çıktıktan sonra akşam evlerine ekmek götürecekler. Bundan dolayı o işçiler şu anda tazminatları efendim mahkemeyi kazanıyorlar. Kimisi üst mahkemeye gitti, kimisi geldi, bir kısmı başladı. Bunların hepsi mahkemeyi kazanarak geri geliyor. Evet. Yani bu Sayın Turanlı döneminde oluyor diye eleştirmiyorum. Evet. Kimin döneminde? Daha önceki çıkarılan işçiler de dahil sorunu çözer. Şimdi bu Turanlı'ya has benim bir durum. Benim tavsiyem bu. Bu Turanlı'ya has bir durum değil. Değil. Biz yıllardır siyaset yapıyoruz. Evet. Hangi belediye, başta da söyledim. Hangi belediye başkanı seçilse bir evvelkini yok sayıyor ve yeniden söz verdiği insanları evet. almak zorunda kalıyor. Evet. Bu aslında kaptanın bir sorunu. Yani evet. bir belediye başkanı has bir sorun değil. Haksızlık etmeyelim evet. kendisine buradan. Evet. Sayın evet. Mehmet Güzel, evet. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum bizi efendim. Mercan TV ekranları başına seyreden tüm seyircilerimize. Evet. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki amacımız üzüm yemek. Bağcıyı dövmek. Evet, bizim amacımız üzüm yemek. Yani kahtaya kim bir şey yaparsa onun yanında durmak, onu alkışlamak, eğer hizmetler de geri kalırsa bunu eleştirmek, bunu dile getirmek.
Lafınızı kesiyorum. Bir şey aklıma geldi. Çok özür dileyerek bunu söylemem lazım. Yanılmıyorsam diğer programdan sonra belediye başkanımız Sayın İbrahim Soturan sizin ziyaretinize evet, geldi. Evet. Ve özellikle bir şey söylemenizi istedi. Evet. Yanılmıyorsam. Evet, evet. Onu söyleyin ki biz onu söyleyelim evet. Ekranlarda. Evet. Belki de bir beklentimiz olur seyirciden. Evet. İki şey söyledi. Evet, buyurun. Şimdi belediye değişikliklerinde ne yazık ki işçi çıkarılması kahtanın makus talihidir. Bu kendisinin lafı mı? Yok yok, bunu ben söylüyorum. Bunu tamam. Ben bunu söylüyorum, tamam. Evet. Biz Sırrı Başkan konuşurken bana şöyle bir mesaj geldi WhatsApp'tan. Evet. Diyor ki seçim süreçlerinde bir kısım ailelerin oy vermede öncekini bir adamımızı işe alın. Bu şu demektir. Onu çıkar, beni işe al. Kul hakkı yemeyi kendine hak olarak gören zihin yapısı sorumludur demiş. Katkı olsun diye bir şey söyleyeyim. Katkı sonmuş. Katkı evet. olsun evet. diye bir şey evet. söyleyeyim bu örneğe. Evet. Şuna şahit oldum. Adam gidiyor. Benim kardeşimin oğlunu işten çıkar. Benimkini al diyor. Ya bu kadar vahim bir durum. Buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi o gün biz neler programı yaşandı? Biz programı burada yaptıktan sonra evet. Gerçekten halk tarafından da güzel bir tepki gördük. Evet. Yani kahtanın sorunlarını dile getirme noktasında kahtalılar Allah sizden razı olsun. Bizim tercümanımız oldunuz. Bir şeyler anlatmaya çalıştınız evet. dediler. Biz buna çok teveccühlerini görünce gerçekten o gün zaten burada konuşurken de hem WhatsApp üzerinden hem evet. Facebook üzerinden arkadaşlar güzel bir katkı sunmuşlar, bize yardımcı olmuşlardı. Teveccühlerini evet. görmüştük. Evet. Bir sonraki gün Sayın Yusuf Turanlı Bey ziyaretime geldi. Evet. Tabii ki buranın devamı oldu program aslında. Yani biz burada 2 saat program yaptık. Ben yoktum ama. Evet, siz yoktunuz. Sırrı Bey yoktu. Orada moderatör bendim. Yani geçen hafta moderatör bizdik, konuk sizdiniz. Bu hafta değiştirdim onu. Evet, evet bu hafta sadece soru soracağım. Evet, bu hafta sadece konuk biziz, moderatör siziz. Evet. O gün de ben moderatörlük evet, yaptım. Evet. Sayın İbrahim Yusuf Turanlı evet. Bey'le oturduğumuzda. Ben yine orada hem yaptıklarını, hem yapacaklarını, hem oradaki vaatlerini hepsini gündeme getirdik. Evet. Hatta özellikle dediğim gibi diğer şeyleri de konuşmaya gayret edeceğiz de evet. işçiler noktasında, yani işçi alımı noktasında, evet. işçilerin çıkarılması noktasında benim yine orada da dükkanda da sorum olmuştu kendisine. Bana vermiş olduğu cevap özellikle şey noktasında, çıkarılması noktasında bir kısım insanlar önceki belediye zamanında işe alınırken mesela alındıkları yerle çalıştıkları yerlerin farklı olduğunu, yani işçi olarak alınmışlar fakat daha kariyerli bir yerde evet. iş yapıyorlar. Genelde vekil işte falan bölümün vekili diye atanırlar aslında. Çünkü evet. Şey gereği orada görev yapma hakları yok kanunun. Evet. Bu vekil diye atanıyor. Biz bunları gerçek yerlerine attık diyor. Evet. Bir kısmı işlerine gitmediler diyor. Biz evet. onları işlerinden evet. aldık, işine gitmeyenleri. Evet. Ama biz şunu gördük. Ben orada da söyledim. Biz şunu gördük. Yani bugün biz bunları konuştuktan sonra arkadaşlar yanımıza geliyor. Ziyaretimize gelip gidiyorlar. Bize dediler abi bizim mesela falan kişi dediler. Bu hususta ilk girdiği işi olmasına rağmen, ilk girdiği işi yani bu iş üzere girmesine rağmen daha değiştirmemiş. Evet, değiştirilmeden işten atıldı dediler. Evet. Hatta ben bir iki avukat arkadaşla görüştüm. O avukat evet. arkadaşlar %90'ının geri döndüğü, geri döneceği noktasında evet. Şeyleri var. Ben söylüyorlar. Ben de o iki avukat arkadaşla görüştüm. Evet. evet. Şimdi bir de işçi işe alım noktasında dedim ki siz bir de ben çok yerde duydum. Demiştiniz ki ben belediye başkanı olursam sizi işe alacağım. Yani söz vermiş, vaatte bulunmuş. Evet, doğru mu? İbrahim Yusuf Bey dedi ki ben hiç kimseye söz vermedim. Çok. Ben de şu soruyu sordum. Evet. Dedim ki başkanım sizin dışında ekibinizden başka insanlar söz verdi mi? Yine dedi ki hayır, benim ekibimden de başka insanlar söz vermedi. Evet. Kim dedi? Kim dedi? Benim söz verdiğimi iddia ediyorsa gelsin evet. benimle yüzleşsin dedi. Evet. Yani bu kadar net bir şekilde net konuştu. Evet, belediye başkanımız bir açıklama yapmış. Evet. Ben buradan kameraya yani böyle buyur, bir söz kamera, evet kamera sizin... evet yani böyle bir söz alan varsa İbrahim Yusuf Bey diyor ki gelin benden hesap sorun. Hayır, gelin benimle yüzleşin. Ben kime söz vermişim?
Yani burada hakikaten İbrahim Yusuf Bey çok haklı. Çok haklı. Eğer varsa böyle bir şey, varsa böyle bir şey ki ben çokça öncesinden duydum. Duyduğum için kendisine dile getirdim bunu. Evet. Yani bu anlamda bu birinci şeydi. Ben o zaman buradan bir şey söylemem lazım. Buyurun, tabii. Şimdi saygıdeğer izleyiciler, bizi şu an izliyorsunuz ve dinliyorsunuz. Mehmet Güzel'e net bir şekilde ifade etti. Sayın İbrahim Yusuf Tuğan'a diyor ki, ben hiçbir Allah'ın koluna iş, aş, sözü vermemişim. Sana şuraya, seni şuraya alacağım dememişim. Eğer demişsem benimle yüzleşin. Biz de diyoruz ki, eğer size söz vermişse, WhatsApp hattım açık. 0536-746-0202. Varsa böyle bir durumunuz, size bir söz verilmişse, adınızı, soyadınızı yalnız yazarak, burada okuyacağım çünkü. Evet. Deyin ki bana söz verdi. Burada söyleyeceğim, mesajınızı da okuyacağım. Sizin önünüze katacağım, beraber belediye gidip yüzleşeceksiniz. Sayın Başkan diyor ki ben hiçbir Allah'ın koluna söz vermedim. Aynen öyle. Biz söylüyoruz. Kendisine inanıyoruz. Ama seyircilerden varsa kendisine söz verilen bize bilgi verebilir bu konuda. Evet, aynen buyurun. Öyle. Bu birinci meseleydi. İkinci meselede ona gireyim mi? İkinci meseleye de. İkinci mesele, buyurun. Gir. Evet. İkinci mesele de ben yaptık vaatleri üzerinde durduk. Yani evet. Çünkü 27 tane vaadi var. Evet. Geçen hafta okuduk. Yani sosyal kart projesinden başlıyor, evet. Kent projelerine kadar gidiyor, yer altı projesinden başlıyor, hayvan projesine barınaklara kadar gidiyor. Tam 27 tane. Evet. Başkanım bana şeyi anlattı. Dedi ki bizim belediyenin geliri bu kadardır dedi. Tamam. Bütçesi. Bütçesi. Yani bizim İller Bankası'ndan gelen para, evet. İşte ya da belediyenin topladığı para işte şu şu kadardır. Fakat onun dışında belediyenin giderlerini anlattı. Evet. İşte 1 milyon şuraya, 500 bin şuraya, evet. 200 bin şuraya elde avuçta hemen bir şey kalmıyor anlattığı kadarıyla. Evet. Ben de şunu söyledim Sayın Belediye Başkanımıza. Başkanım dedim, siz daha önce de belediye başkanlığı yapmış birisisiniz. Evet. Kahtayı çok iyi biliyorsunuz. Gelirini, giderini, girdisini, çıktısını çok iyi biliyorsunuz. Siz belediyenin borcunun ne kadar olabileceğini de biliyorsunuz. Bunların hepsinin üstüne, bunların hepsine rağmen ben belediye başkanı beni yapın, ben size bunları yapacağım diye söz verdiniz. Bu vaatlerde bulundunuz dedim. O da bu anlamda dedi ki, hatta şunu söyledi, yani öyle bir yere geldik ki, öyle bir yere geldik ki dedi ki, bu şartlarda benim orada vaat ettiklerimi yapabilmem bu ekonomiyle, bu parayla mümkün değil. Evet. Ben de kalktım, yani şunu söyledim, dedim ki başkanım, yani diyorsunuz ki ben para gelmezse ben bir şey yapamam mı dediniz. Evet. Ben dedi şunu söylüyorum, tarafsız bir yerde, tarafsız bir bölgede bir tarafsız moderatör kaymakama kadar isim verdi. Siyasetçiler dedi bir araya gelelim. Kahta için ne yapabileceksek elimizi taşın altına koyalım yapalım. Böyle söyledi. Dedim bu mu? Dedi evet bu. Hatta kalkarken de dışarı çıkarken de bunu mutlaka dedi söyleyiniz dedi. Şimdi bunu ben şunu söyleyeyim. Ben bunu söyledikten sonra bir kısım arkadaşlar geldi. Tabii ben o zaman o araları kaçırmışım. Bir kısım arkadaşlar geldi dedi ki ne konuştunuz? Vallahi dedim bunları konuştuk. Ya dedim sen demedin mi ki sen seçim süreci içerisinde işte Başkan Engin Akel AK Parti'nin adayıyken bakanlar geliyordu, milletvekilleri geliyordu, yoğun geliyorlardı. O zaman Yusuf Bey mitinglerde şunu söylüyordu, belki siz de şahitsiniz. Evet. Benim arkamda bakan yok, benim arkamda milletvekili yok, evet. Benim arkamda halk var, evet. Çare var. Bunu söylediniz. Şimdi ben müsaaden olursa şimdi oraya girmek istiyorum. Orası önemli çünkü. Şimdi ben bir giriş yapayım. Siz tekrar devam edin. Evet. Adeta şu olmuş. Yani programımıza bir cevap vermiş kendileri. Doğru mu? Öyle. Yani hani muallakta kalan şeyleri cevaplamış sanki. Evet. Bir şeyimiz oldu. Bir nevi vekillik yapıyor. Tabii siz de AK Parti'desiniz. Buyurun bu sefer sizi dinleyelim. Evet. Sıra başkanım. Şimdi orada ben başkanın bir yerde, tarafsız bir yerde oturalım, kaymakam bey de katılsın, kahta ile ilgili ne yapalım, ne yapabiliriz
konusunu bir çalıştay gibi mi? Yani kahtanın bilenleri, bilgeleri, efendim aktivistleri, bürokrasisi vesairesi her oturalım. Her türlü olur dedi. Her türlü. Hayır, tamam, bu bir çalıştay mı? Yoksa bak benim imkanım budur, ben bundan fazla bir şey yapamıyorum mu? Yani burada şey önemli, içerik önemli. Ben bu ikincisini anladım. Sordum da dedim ki yani şimdi bunlar olmayacak mı? Mesela ben her halükarda isterse yılda bir kilometre olsun bu asbest borularının değişmesini istiyorum. Hatta ben başkanımıza sordum, dedim siz içme suyumuzu içiyor musunuz? Dedi ki benim evimde arıtma var, arıtmadan içme suyunu içiyorum dedi. Yani biz şahsen arıtmadan içmiyoruz, direkt kaynağından içiyoruz. Yani şimdi, geldiği şekliyle içiyoruz. Evet. O yüzden şunu söylüyorum, hayır. Yılda bir kilometrede olsa bu asbest borularının demek ki değişmesi lazım. Yani bu anlamda yani başkan zaten sözü de var. Yani olması gerekli olan en birinci mesele budur. Şimdi Şahin Güzel, malumunuz bir konuda bir çalıştay yapıldığı zaman çalıştayın amacı şu. O konuyu en ayrıntıya kadar bilenlerle konuşup tartışıp masaya yatırıp onun özetine kadar çıkarıp ondan sonra bir plan yapıp uygulamaya koymak. Çalıştayların genelde amacı bu olur. Evet. Şimdi çalıştay kimlerle yapılır? Konunun uzmanlarıyla, bilenleriyle en ayrıntıya kadar oturulur, yapılır. Şimdi eğer size böyle bir şey teklif etmişse bu bir çalıştay, normaldir. Ben bunu gayet normal karşılarım. Evet. Ama eğer ya gelin bakın işte benim tüm imkanlarım bu, bundan fazla bir şey yapamıyorum demişse, evet. Ben şahsen bunu kabul etmiyorum. Neden? Kahtanın belli bir geliri var, kahtanın imkanları var, kahtanın harekete geçirilmesi gereken imkanları var. Yani şu anda gerek belediye kendi imkanları, daha hala önümüzde 3 yıla yakın bir seçim sürecimiz var. Efendim bu süreç içerisinde birçok şey yapılabilir, kanaatindeyim. Şimdi bundan dolayı bir çalıştaysa amenna, biz de katılırız, katkıda yaparız. Oradaki fikirlerimizi de söyleriz. İsterseniz bunu bir dahaki toplantınızda dile getiriniz. Söyleriz, evet. Yani bir çalıştay farklı bir şeydir. Yine söylüyorum. Daha bizden de daha iyi bilenler, belediyecilikten anlayan insanları çağırırsın. Efendim çalıştayını, konuyu belirlersin. Önüne bir hedef, bir amaç korsun. Onun üzerinde çalışırsın. Ve o çıkan efendim çalıştay sonuçlarını halkla, basınla paylaşırsın. Ondan sonra bir program yapar. Kendi bütçen dahilinde çalışma yaparsın. Bu farklı bir şey. Böyle bir teklife amenna. Bu bilgi amaçlıdır. İkinci bir, ben tabii orayı tam anlayamıyorum. O size söylediği için. İkincisi, ya işte isterseniz herkesi çağırın. Bizim imkanlarımız budur. Ben bundan başka bir şey yapamıyorum. Böyleyse buna da katılmıyorum. Niye? Tabii. Çünkü yine söylüyorum. Belediye başkanlığı koltuğu, şimdi halka vaatlerde bulunuyorsun, imkan dahilinde çalışıyorsun. İnsanların güvenini kazandıktan sonra kazanıyorsun. Yani bu oluştuktan sonra imkansızlıkları imkana çevireceksin. Evet. Artık bunun şeyi yok. Ne kadar imkanın varsa o imkanları en iyi kullanacaksın. Evet. Yani bir belediye başkanının, bir efendim seçilmiş bir insanın sorumluluğu, görevi, yetkisi bu. Bunu yapacağım. Evet. Bundan sonra yapamıyorum diye bir şey yok. Yani ya yapılır ya yapılmaz. Ondan dolayı orayı iyi anlamak lazım. Evet. Birincisi ise katkı sağlarız, ikincisi ise uymuyoruz, kabul etmiyoruz, kesinlikle karşı duruyoruz. Neden? Çünkü belediye şu anda çalışabilecek kapasitede bir imkana sahip yani. Nasıl, onu biraz açar mısınız? Şimdi mesela burası önemli, yani kapasitede derken girdisi çıktığı noktasında çünkü bilgisi var, sanırım vardır, evet. Şimdi ben geçen sadece Sayın Başkan'ın ağzından, daha kendim de evraklara inmeden söyleyeyim. Kendisi 7,5 milyon civarında bir paranın İller Bankası'ndan 7,5 milyon. Milyon TL civarında. Tabii bu rakamlar değişkendir. Aylara göre değişebiliyor. Geldiğini, bunun İller Bankası kesintisi, ondan sonra bütün kesintiler yaptıktan sonra 2 milyon civarında bir paranın kaldığını, hatta ben de dönüp kendisine aynı şunu söyledim. Sayın Başkan dedim, siz neden belediye gelirlerini bunun içine katmadınız? Yani belediyenin öz gelirlerini de bu işin içerisine katın. Yani benim tahmin ettiğim kadarıyla 600-700 bin TL civarında da bir aylık belediye gelirlerinin olması lazım. İşte emlaktır, sudur vesaire. Bütün bunları eklediğimiz zaman 2-2,5 milyon civarında bir parayla aylık olarak hizmet yapılması gerektiğine inanıyorum. Zaten bir proje yapmak istediğin zaman o projenin alakalı olduğu birimle ilgili olarak da GAP
GAP'ın kendisi var, hibe programları dahilindedir %90'a kadar. İlgili eğer kültürle ilgili bir şey, Kültür Bakanlığı'nın hibe programları var. Yani sen sadece belediyenin var olan paralarını düşünmeyeceksin. Evet. Bütün hibe programları artı işte bizim bağlı olduğumuz kalkınma ajansları var. Onların hibe programları var. Bunları da göz önüne alarak hibe programlarını en iyi şekilde, en etkin şekilde istifade edip belediye bütçesini, belediye kaynaklarını daha iyi büyütmeye çalışacaksın. Ha, bu neyle olur? Yani hani derler ya, her aslanın yiğit yiyişi, yoğurt yiyişi, işte şey farklı yiyişi olur. Farklı olur. Evet. Yani her başkanın bu konudaki ekibi, çalışma şekli bunlarla alakalı olan bir şeydir. Güzel bir ekip kurar, başkanın işini çok rahatlatır, elini rahatlatır, başkan sadece talimat vermeye çalışır. Veya kendisi ekibi yönlendirir. Yani bunlar idareyle alakalı olan şeylerdir. Ondan dolayı biz sadece efendim, ben mesela her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki devraldığı İstanbul'u hayal ederim. Yani koca İstanbul, birçok evet, ülkeden evet. büyük olan İstanbul, batmış, çöp yığınları oluşmuş, su yok, efendim bütün sorun, yolsuzluklar vesaire, bir tarafta yolsuzluklarla mücadele ederken öbür tarafta kaynak üretiyor, öbür tarafta hizmet yapıyor ve İstanbul gibi bir şehri Türkiye'nin daha sonra da dünyanın sayılı şehirleri arasına koyuyor. Evet. Bu nedir? Bu azimdir, ekiptir, çalışmadır. Yani bütün bunları birleştirdikten sonra hizmet ortaya çıkar. Evet. Sadece mevcut olan gelen parayla acaba ne yaparım diye düşündüğün zaman bence çok iyi bir muvaffakiyetler olmuş. Doktor bir arkadaş bir soru sormuş. Zor bir soru sormuş. Ben işin içinden çıkamadım. Soru. Ona selamlar olsun. Olsun. Belediye başkan yardımcısı seçilirken liyakata bakılmıyor. Tamamen nüfuza bakılıyor. Bu duruma ne diyorsunuz? Bana mı soruyor, Sırrı Bey'e mi soruyor? Sırrı Başkanımıza buyurun. Soralım. Şimdi bu, tabii bu sorunun da muhatabı ben değilim, öyle evet. söyleyeyim. Sayın Başkanımızdır. Evet. Mevcut olan sadece, başkan... Sadece o değil, daha öncekilerde de bu böyledir. Yani sadece evet, şu anda ben biz... genel olarak evet, fikrimi genel, söyleyeceğim. Evet, şu andaki evet. mevcut arkadaşlar için yorum yapmıyorum. Çünkü evet. onlar tamamen başkanın inisiyatifinde olan, yetkisinde olan kişilerdir. Onun yetkisiyle atanıyor. Ben hep söylerim, eğer seçim esnasında... vaatler verilirse hani bu şey de olabilir. Abdullah Bey sen benimle çalışırsan ben evet. senin belediye başkan yardımcısı yapacağım. Yani dediğimde liyakat önemli değil. Evet ben burada ne olur? Abdullah Bey'in nüfusuna bakarım. Abdullah evet. Bey'in getireceği oya bakarım. Abdullah Bey'in seçimdeki bana katkıya bakarım. Ona göre söz vermiş söz olurum. Verdim, evet. Ama ben Sırrı Öztürk olarak ama böyle söz bir... söz verdiğiniz zaman sözü yerine getirmek lazım. Getirmek zorundayım. Tamam. Tabii onu getirmek zorundayım. Şimdi belediye başkanı bana göre yani yine söylüyorum, o her iki arkadaş da ben şu andaki mevcut belediye başkanı yardımcıları sevdiğim insanlar, onları eleştirmiyorum. Belki de birçok kişiden de başarılılar, o ayrı bir konu. Ben kendim olursam, yani bana, ben belediye başkanı iken bilgi yönünden, ondan sonra proje yönünden, belediye yönünden bana katkı sağlayacak insanları seçerim. Evet. Yani akrabalığıma da bakmam, çok samimi dostluğa da bakmam. Efendim seçimde bana getirdiği katkıya da bakmam. Yani siz şehre liyakat diyorsunuz. Evet, kurumsal yapıma, belediyeye, belediyeciliğe, hizmete yapacağı katkıları kişisel olarak ön evet. plana çıkarıp evet. ona göre tercihimi yaparım. Benim kişisel görüşüm bu. Başka şimdi bir o, doktor arkadaş yazmış. Şimdi o onu doktor da şey cevap versin. Ya başka birisi düşün evet. diyor ki hibe programları diyor ama onu da sadece AK Parti belediyelerine veriyorlar. Muhalefet partilerine vermiyorlar. Hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Bir örnek vereyim. Ben evet. şu anda hayvancılık sektörü içerisinde olan bir insanım. Evet. Sadece kırsal kalkınmada 30'a yakın program, 30'a yakın proje uygulandı. Ben sadece bir kaleme örnek vereceğim. O 30 projenin belki de 20 küsür kişisi AK Parti'nin dışında olan insanlar. Çok değişik. Hayır, belediye noktasında diyoruz biz başkanım. Değişen bir şey yok. Yani yaklaşım açısını söylüyorum. Hayır, belediyelere yaklaşımı AK Parti'nin, belediyelere yaklaşımı AK Partili belediyelerle diğer belediyelere aynı mıdır? Değişmiyor. Sen yeter ki makul proje götür, doğru proje götür, isabetli proje götür. Projeyi götürürken yapacağı, şimdi projelerde, değerlendirmelerde bir puanlama sistemi var. Hangi puanlama sistemine göre yapıldığını, hangi özellikler taşıyorsa projenin, daha üst düzeyde bir puan alabileceğini hesaplayıp götürürsen senin projen, senin partinin ve fikrin şeyine bakılmaksızın oradan kesinlikle geçer. Geçer. Yani ama
Projenin puanı efendim %100 üzerinden değerlendiriyoruz. Seninki 70, AK Parti 2 evet. gelmiş 90. Evet. O bütün kriterleri yerine getirmiş. AK Parti de alsın yani. Bravo. Yani şimdi evet. Sayın Mehmet Güzel doktorlar üzerine sürekli gitti. İki evet. doktor arkadaşımız iki ayrı soru sordu. İlginçtir, bir doktor arkadaşımız da bana bir soru atmış. Evet. Sizin de aynı zamanda bir dostunuzmuş kendisi. Evet. Kendisi diyor ki, Sayın Engin Akel tekrar aday olsa evet. Engin Akel'e çalışır mı? Ben geçen hafta bunun cevabını verdim sanırım. Hatta ben hafta içerisinde de... Doktorun ismini veriyorum. Evet. Doktor Otku Bey. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Ya, tahmin şey etmiştim. Değil. Evet, tahmin komplo etmiştim. Bir soru değil. Buyurun. Evet, tahmin etmiştim. Daha önce kendisine de söylemiştim. Geçen evet. hafta televizyonda da söylemiştim. Hatta hafta içi aktif siyasetin içerisinde bir daha asla yer almayacağımı belirtmiştim. Yani benim hatta Said Nursi'nin şu sözüyle, rahmetli Said Nursi'nin, Üstad Said Nursi'nin şu sözüyle paylaşmıştım. Auzu billahi mineşşeytani ve siyaseti demiştim. Evet. Yani ben aktif siyasetten uzağım. Aktif siyasetten öyle uzağım ki şeytandan uzak olduğum kadar. Çünkü biraz ağır bir şimdi ben kendim bir daha biraz, sizi sağlarda görmeyecek miyiz? Ben hayır, ben aktif siyasetin içerisinde olmayacağım. Asla olmayacak. Asla olmayacağım. Bu büyük bir söz. Evet, büyük bir söz. Ekranlardayız. Aynen öyle. Aktif evet. siyasetin içerisinde yer almayacağım. Yani yapacağım şey sadece ben tekrar ifade ediyorum. Geçen evet. Yine söylemiştim. Ben önceki hafta düşüncem okumuş arkadaşların, evet. Üniversiteli arkadaşların, yani bizim çocukluk hayalimdi. Ben anlatmıştım. Onlar evet. gidecekler, üniversiteyi okuyacaklar, tekrar Kahta'ya dönecekler, Kahta'yı yönetecekler. Yani böyle bir şey hayal etmiştim. Evet. Allah'a çok şükür bugüne kadar olmadı. Yani çünkü Kahta'nın böyle bir isteği yok, böyle bir talebi yok. Peki şunu ben gördüm ama ben birçok seçim gördüm. Ve dahasını söyleyeyim, evet. böyle bir talebin olmamasının temel sebebi de yine o üniversiteli arkadaşlardır. Ben de tam bu konuyla ilgili size evet. bir destek vereyim. Şimdi ben şunu görüyorum. Seçimlerde şunu gördük. Örneğin Sırrı Bey aday oldu, okumuş bir insan. Evet. Daha sonra Mustafa Arı aday oldu, okumuş bir insan. Evet. Sonra da Engin Akel aday oldu. Bu okumuş insanlar olarak sıralıyorum şu an. Ben şunu gördüm. Baktığımda bu okumuş insanların yanındaki insanların çoğu okumamış. Okumuşların çoğu karşı tarafta yer aldı. Neden? Evet. İlginç değil mi? İşte ben okumuşlar okumuşu istemiyorum aslında. İşte dedim ya, yani mesela eskiden babalarımızı eleştirirdik, derdik ki işte bunlar gidiyorlar, şunların bunların kapısında işte duruyorlar, dışlıkçılık yapıyorlar biz diyorduk. Evet, evet. Biz gideceğiz, okuyacağız, geleceğiz, biz bu düzeni yıkacağız. Evet. Yani düşüncemiz, amacımız buydu. Fakat bizim çocuklarımız gitti, bu okumuş insanlarımız gitti, geldiler babalarına dediler ki babacığım sen bu işi bilmiyorsun, öyle hizmet edilmez, böyle hizmet edilir. Hizmet etmeye başladılar. O yüzden yani ben bütün şurayı özellikle vurgulamak istiyorum. En tepeden, yani Türkiye'de sadece bu Kahta Belediyesi'ne ait bir olay değildir. Evet. Siyasi bir oligarşi var. Bu bir evet. zihniyettir. Evet. Bunun kırılması çok zordur. Zihniyetin değişmesi lazım. Bunun kırılması çok zordur. Yani evet. ama yine de içerisinde böyle belki hani İstisnalar kaideyi bozmaz diye bir şey var, bir çiçekle evet. bahar gelmez diye bir şey var. Evet. Fakat yine de bazı başkanlar çıktığında hakikaten farkını ortaya koyuyor. Etrafına liyakatli insanları alıyor. Memleketine hizmet etmeye çalışıyor. Ben 21. asırda Kahta'ya baktığım zaman bakımsız, sahipsiz bir memleket görüyorum. Evet. Ben Adıyaman'a baktığım zaman bakımsız, sahipsiz bir memleket görüyorum. Evet. Bakın, Diyarbakır'a bakın. Yani hakikaten Diyarbakır gittiğin zaman güzel bir şehir yapılmış orada. Evet. Gidiyorsun Şanlıurfa. Ya Şanlıurfa, size bir anımı anlatayım. Çok evet. önemlidir. Yine ben televizyon programındaydım. Sayın Aloğlu Mustafa vardı o zaman. Evet. Ben burada evet, yine evet. Kendisine burada selamlarımızı evet, yürüyoruz. Selamlar evet. gönderelim. Bizim kendisine. Üstadımız. Evet. evet. Memleket meselelerini konuşuyorduk. Evet. Bir sanatçı arkadaş bana bir mesaj attı. Evet. Dedi ki abi dedi ben Urfa'da dedi Adıyaman gecesinde, Adıyaman gecesi vardı diyor. Adıyamanlılar vakıf başkanı da Adıyaman, Urfa'da diyor. Evet. Oradaydı, bir de Urfalı vardı. Gelmiştiler, biz orada konuşuyorduk. Evet. Urfalı bir tanesi şunu çıkardı diyor. O Fakı Baba'nın ilk seçim öncesiydi. 2004 öncesi olacak büyük ihtimalle. Hı hı. Diyor cebinden büyük bir gazete şeyi çıkardı. Beni dedi, başkan seçin, ben Urfa'yı Adıyaman'ın önüne geçireceğim. Aynen böyle bir vaatte bulundu diyor.
İlginç. Manşet var, manşet evet, var. Manşet, manşet. İlginç evet. Bir şey, evet. Ben Urfa'yı, Adıyaman'ı her anlamda Urfa'nın önüne geçirecek. Ben Urfa'dan evliyim. Karaköprü var. Karaköprü'de oturuyor benim kaynanam onlar. Her gittiğimde emin ol ki Urfa'yı tanıyamıyorum ben. Evet. Binlerce park. Evet. Binlerce hizmet. Faruk Çelik sadece geldi. Faruk Çelik geldi sadece 1000 taneden daha fazla hizmet oraya sundu gitti. Onun dışında Malatya'ya mı bakmak istiyorsunuz? Onun dışında Gaziantep'e mi bakmak istiyorsunuz? Peki Adıyaman? Adıyaman şehirler içerisinde küçücük kaldı ya. Yani hepsi zaten büyük şehir oldu. Bir küçük şehir biz kaldık. Evet. 21. asırda durumumuz bu. Yani evet. O yüzden Adıyaman kahta ciddi manada bir silkelenmesi lazım. Bir düşünmesi lazım. Şimdi bir şey söylemem lazım. Sayın Mehmet Güzel, çok güzel konuştunuz. Yani ekran başında bizi seyredenler takdirleri geliyor sizin için. Çünkü diyor ki net konuşuyor kendisi. Aynı şekilde Sırrı Başkan da içinde aynı şekilde konuşuyorlar. Şimdi ilginçtir. Belki farkında değilsin ama birinci bölümümüz sonuna geldik biz. Oo, evet. Güzel. Siyasetle ilgili ben... Onu hemen, reklamdan hemen sonra gireceğiz Sayın Başkanım. Evet. Sıra sizde, siz başlayacaksınız. Hı-hı. Şimdi konularımızı da bir tekrar edeyim. Seyircilerimiz belki merak ediyorlardır. Şimdi trafik sorunu konuşacağız. Efendime söyleyeyim. Kağıtlan'ın veya Adıyaman'ın. Eski çarşı, belediyenin bütçesi, ben zaten konuştuk onu biz. Tekrardan şey yapabiliriz. Eski çarşıyı gündeme eski çarşıyı muhakkak konuşacağız. Evet. Yolu, kanal yolu. Gazi Mahallesi'ndeki bu kanal boyu sahil yolu eski sahil yolu projesi. Evet. Dediğim şey Gazi Mahallesi'ndeki kanal ıslah edilmesi. Da evet. Daha sonra sahil yolunu konuşacağız. Tek tek hepsini konuşacağız Sayın Başkan. Şimdi evet son bir dakika süremiz bitti. Sevgili seyirciler şu anda birinci bölümün sonuna geldik. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Demin saydığım başlıklar ile beraber hepinize hayırlı akşamlar olsun.